Ben çok fazla bir şey söylemeyeyim. 2008'den sonra bu şey ne oldu? Hani nasıl bir restorasyon oldu? Niye tepkiler var? Tepkiler ne kadar haklı? Siz ne öngörüyorsunuz, ne düşünüyorsunuz merak ediyorum. Şimdi Akın Bey, ben 2008'de bu restorasyon çalışmaları başlandığı sırada, o yaz Kasım'da başlandı. 2008 Kasım'ında ben yaklaşık Selanik'te bir 51-52 gün kaldım. Çünkü siz de bilirsiniz ama seyirciler bilmez. Ben 2005 yılı sonundan itibaren Yunanistan'daki Osmanlı eserlerin envanterini Dışişleri Bakanlığı adına çıkartıyorum. Evin bu yenileme çalışmaları gündeme getirildiği sırada ben işte biraz önce programın başında bahsettim. Odamın karıştırması sonucu ben Selanik Atatürk Evi'nin alt katında kalıyordum. O sırada Kültür Bakanımız bizim Ertuğrul Günay'dı. Selanik'i ziyareti sırasında beraber bir yemek yedik. Bir toplantı oldu. Küçük çaplı bir toplantı oldu. Toplantıda işte bu gündeme geldi. Ben de burada bu çalışmayı yaptığımdan dolayı, envanter, mimari eserlerin envanter çalışması yaptığımdan dolayı benim de o ekipte yer almamın gerektiğini ifade etti Ertuğrul Günay Bey. Onun üzerine Kasım ayında ilk defa İstanbul'da Kasım ayında Alay Köşkü'nde bir heyetle toplantı yapıldı. Ve işte bazı sorunlar gündeme geldi. Şimdi o heyette kimler var? Ben onu size şunu şeyleri de buldum. İmza tutanakları ben bunları saklıyorum çünkü çok önemli aslında. Şimdi böyle televizyondan bildiğini şöyle biraz yaklaştırayım. İşte Nurhan Atasoy var. Murat Bardakçı'yla çıkan Nurhan Atasoy. Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Nazan Ölçer var. Ondan sonra bir de Sinan Genim var. Meşhur Sinan Genim. Meşhur, şöyle meşhur diye söyleyeyim. İşte Kanal İstanbul projesinin arkasında olan mimar gibi. İstanbul'da pek çok büyük projelerde günümüzde yer alan önemli mimarlarımızdan biri aslında. Ben bu toplantıya katıldım. Selanik'ten dediğim gibi uzun bir süre sonrasında Türkiye'ye gelmiştim. Evet, yoğun ve yorucu bir süreçti. İlk toplantıya katıldım. Ben evin hani böyle bir basit çapta bir düzenlemesi olacak gibi. Çünkü neden öyle düşünmüştüm? Bu süreç boyunca 1953'ten itibaren yani 2008'e kadar bu Enver Ziya Karal Hoca ve eşinin içerisine koyduğu eşyalar haricinde işte bir İstanbul Üniversitesi gitmiş bir plaket koymuş. Bazı dernekler ziyaret etmiş, bir tablo hediye etmişler. Çok sayıda böyle obje vardı. Hani çok fazla, gereksiz. Ben onların hani böyle biraz düzenlenmesi, kaldırılması ile ilgili bir kafamda açıkçası başka bir şey düşünmüyordum. Çünkü diğer eşyalar gayet yerli yerindeydi. Fakat bu üç kişi hem Nazan Sezgin, Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü, hem Mimar Sinan Genim, hem de Nurhan Atasoy, üçü birden evin tamamen yenilenmesi gerektiğini ve çağdaş müzecilik anlayışıyla yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylediler. Ben gerçekten ilk çok şaşırdım. Yani niye öyle düşündüklerini böyle sonradan anladım. Ve şundan dolayı da çok şaşırdım. Çünkü ben bu Selanik'te kalırken kalmadan önce ben Temmuz başında kalmıştım. Haziran'da şurada gösteriyorum. Bu bende var. Bakın Nurhan Atasoy yazıyor. Görürsünüz. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Evet, gözüküyor. Bir rapor hazırlamış. Bunu ben saklıyorum ve bu belgeleri ileride bir kitap olarak da hepsini yayınlayacağım. Ama biraz bekliyorum. Yaklaşık 5 sayfalık bir rapor hazırlamış. Bunu da Selanik Konsolosluğu'na sunmuş. Bu raporda evin tamamen aslına uygun bir şekilde restore edilmesi gerektiğini, hatta tuvaletlerde işte böyle küpün üstüne örtü konulmasına kadar, o kadar ayrıntılı bir rapor ki bu. Yani işte süpürge konsun, ibrik konsun, ondan sonra üstüne örtü, havlu. Bu rapor Haziran. Bizim toplantı Ekim'deydi. Aradan yaklaşık hani bir 3,5-4 ay geçmiş. Ve bir bilim adamı hani görüşlerine nasıl bu kadar döner? 180 derece bir dönüş söz konusu. İlk önce ben buna zaten çok şaşırdım. Sonradan işin aslında başka taraflara çekileceğini ben yani fark ettim. Çekildiğini fark ettim. Çünkü şöyle hani bunun da bilinmesinde fayda var. Ben bunu bazı toplantılarda dile getiriyorum. Hem sizin programınız aracılığıyla da daha fazla kitlelere ulaşsın. Evet. Çünkü Nurhan Hoca'nın kitaplarının çoğunun sponsoru Aygaz. Yani Aygaz, İpragaz gibi Rahmi Koç'un sponsorluğunda basılan kitaplar. Ben Selanik'te kaldığım süre zarfında da Rahmi Koç'un da gene bir ziyareti oldu. Bu fikrin evin tamamen yenilenmesi, modernleşmesi fikrin ondan çıktığını, onların da bunu o fikri ondan aldıklarını ve işte açıkçası söyleyeyim tabii bizim kitaplarını biliyorsunuz. Mimari sanat tarihi kitapları pahalı, prestijli kitaplar.
Hani sponsorluktan, kendi kitaplarının sponsorluğundan çekileceğini düşüncesiyle. Çünkü 4 ay sonra insan bu kadar böyle bir fikir değiştiremez, mümkün değil. Evet. Tamamen bütün eşyaların kaldırılması gerektiğini söyledi. İşte ondan sonra eve video konması gerektiğini ben inanın, çünkü bu rapor da benim o sırada vardı ve ben çıkarmadım, dinledim. Tamamen 180 derece bir dönüşle fikirlerini beyan etti. Ve böyle olması gerektiğini ifade etti. Tabii ben o sırada daha doktora öğrencisiydim açıkçası. Şimdi bir profesör, iki doktorası ve tabii bu alanda önemli tecrübeli olan insanlar. Ama gene de ben itiraz ettim. Dedim ben yani bunun gerçekten yapılmaması gerektiğini söyledim. Ve evin, biraz önce programda bahsettim, üçü de evin 1900 bu 17'deki yangında tamamen yandığını söylediler. Benim de o sırada bilgisayarımda bayağı malzeme vardı. Gösterdim. Evin yanmadığını, işte bu evin aslında orijinal olmadığını bile söylediler. Ve ben çok şaşırdım ilk toplantıda. Sonra ben bayağı itiraz ettim. Onun üzerine benim Kültür Bakanlığı Müsteşarı bu evle ilgili bütün bilgileri ve belgeleri toplamak üzere bir 21 gün bana bir görevlendirme yaptı. Ben o sırada Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesi'nde, işte Kültür Bakanlığı'nda, ondan sonra saraylarda bayağı bilgi, belge, tapu kadastroda bilgi ve belge topladım. Sonra ben bir ay sonra tekrar bir toplantı yapıldı. Gene Alay Köşkü'nde, İstanbul'da. Bunları sundum. Ve hiç sesini çıkarmadı. Hiçbir şekilde tepki göstermediler. Hani bu belge mi vardı? Bunlar yani bilgilerimizi yeniledik, tazeledik gibi bir şey de olmadı. Fakat gene biz bu evi dediler şey yapacağız. Yani yeniden yeni müzecilik, çağdaş müzecilik anlayışıyla yapılması gerektiğini üçü birlikte söz birliği etmiş şekilde ifade ettiler. Ve bunun ilgili de işte ellerinde projeler olduklarını, bir şeyle, yönetmenle anlaştıklarını, işte evde film göstermek istediklerini, belgesel çekimi, belgeseller gösterileceğini, en alt kattaki Atatürk'le ilgili Türkiye'de yayınlanmış ve dünyada yayınlanmış kitapların olduğu kütüphaneye gerek olmadığını, orada sadece çocukların işte oturması için tabureler konulacağını ifade ettiler. Ben o toplantıda da şerh koydum, yani itiraz ettim. Bununla ilgili bütün belgeler hem Kültür Bakanlığı'nda hem Dışişleri Bakanlığı arşivinde de var. Dışişleri Bakanlığı temsilcisi de şerh koydu. Ama bir ben var, bir de o zaman Ferda Bey vardı. İkili Kültürel Daireler şey ikili Kültürel İlişkiler Dairesi Başkanıydı. Ve bize açıkça şunu söylediler. Bunu da söyleyeceğim. Biz 3 kişiyiz, siz 2 kişisiniz. Hiçbir şey yapamazsınız dediler. Onlar karar vermişler zaten. Evet, onlar karar verilmiş. Daha sonra 3. toplantıda bakan da katıldı. Ertuğrul Günay da katıldı. Ben o zaman gene yani şey yaptım. Kesinlikle karşı çıktım. Böyle olmaması gerektiğini, evin ruhunu kaybedeceğini, ki zaten sonra bu şekilde de herkes aynı duyguyu paylaşıyor. Ev gerçekten ruhunu kaybetti. Ve hani Yunanistan'da 10 tane Türk eviniz olur. Bir tanesini çağdaş müzecilik anlayışıyla düzenlersiniz. Zaten topu topu bir tane ev var. O da ülkenin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün doğduğu bir ev. Bunu yani çağdaş müzecilik anlayışıyla düzenlemenin hiçbir mantığı yok. Sonradan ben şeyden bahsetmiştim. Bunu da söyleyeyim. Dediğim gibi toplantılarda hep söylüyorum, bilimsel toplantılarda. Makbule Hanım hatıralarında böyle küçük küçük evle ilgili anekdotlar veriyor. Bunlardan bir tanesi, işte abisi ilkokula giderken ve 1908'de geldiği zaman masada çalışırken gaz lambasının etrafına Atatürk'ün gözleri açık renk olduğu için annesi zarar görmesin diye böyle bir kağıtla sararmış. Hani gaz lambasının ışığı rahatsız olmasın diye. Ben dedim mesela bir bal mumu heykel yapsak işte Atatürk'ün çalışma odasına. Atatürk'ün en son Selanik'ten ayrıldığı tarihteki görüntüsüyle balmumu bir heykel koysak, okuduğu gazeteler belli, işte Selanik'te çıkan Yeni Asır gazetesi, onları koysak, bir de hani bir gaz lambası etrafına o kağıdı sarsak, bu gelen hem çocuklar için de çok anlamlı, herkes için de çok anlamlı. Evet. Böyle hani bunlar gerçek ve doğru bilgiler. Onun haricinde işte gene Atatürk'ün en sevdiği yemekler var. İşte irmik helvası, ki Selanik konsolosu hep yapar. İşte yoğurt, kuru fasulye gibi. Mesela işte mutfakta böyle bir hani irmik helvası bir pişmiş, hani böyle biliyorsunuz onun maketi de yapılıyor. Çeşitli malzemeler birebir yapılıyor. Hani böyle herkesin hani hafızasında kalabilecek birkaç tane daha örnek verdim. Onun üzerine Ertuğrul Günay Bey şey dedi, ya dedi ne var hanım dedi. Ben küçükken dedi bir film seyretmiştim, bir korku filmi seyretmiştim. Orada dedi balmumu heykel dedi mavi gözlüydü. Ben dedi çok korkmuştum dedi. O yüzden olmasın dedi. Allah Allah. Evet. Ertuğrul Günay'a yakıştıramadım Heh. doğrusu. Yani Ertuğrul Yani Günay, ben modern evet. görüşleriyle bildiğim bir Evet. bakandır.
Hiç yapıştıramadım. Doğru Ve konuştu, ondan doğru konuştu. sonra olmadı. Yani Bauman heykel o tarihlerde konmadı. Tabii ben o toplantıda da gene şey koydum. Hocam sizin gözleriniz de renkli. Sizden de korkmuş olmasın. Bilmiyorum. Bakın ne. Sonrasında zaten dördüncü ve beşinci toplantılar ben çağrılmadım. Çağrılmadım. Ve onlar Şaşıracak bir durum değil. evet değil. Ve sonra tabii bu evdeki eşyalar o dönemdeki devlete yerleşmiş oluşum da bunu tabii son derece destekledi. Ve oradaki eşyalar yani büyük özverilerle toplanmış o bütün Enver Ziya Karalı hocanın topladığı bütün o eşyaların hepsi siz de bilirsiniz işte bir kısmı Samsun'a geldi, bir kısmı İzmir'e gönderildi, bir kısmı nereye gönderildi belli değil kaydı bile tutulmadan hepsi dağıtıldı. Biz burada şey yapalım, küçük bir araya girelim. Samsun'da Samsun Mübadele Derneği olarak biz Samsun Büyükşehir Belediyesi ile de gerekli girişimleri yaparak bu eşyaların korunması için gerekli şeyleri yapıyoruz. Evet, Sayın Başkan'a da, Sayın Belediye Başkanı'na da bunu Mübadele Müzesi olarak yeniden düzenlenen bir yer var. Orada sergilenmesi konusunda bir ön mutabakat da sağlandı ama tabii o tesisin bitirilmesi lazım önce. evet. Biz burada Samsun'da sahip çıkmaya çalışıyoruz ama tabii gücümüzün yettiği oranda bu da Evet, bir evet. gerçek tabii. Yani ben bu duyduklarımızı eminim izleyicilerimiz biraz da hayret ve şaşkınlıkla dinleyecekler, izleyecekler. Üzücü. Yani Atatürk'ün mirasına daha fazla sahip çıkmamız gerektiğini düşünüyorum. Sizi de tebrik ediyorum ben buradaki onurlu duruşunuzdan dolayı. Hem mesleğinize hem de Atatürkçü bir Türk kadınına yakışan tutumunuzdan dolayı da burada tebrik ediyorum ben. Yok bu ben hani bu bizim birinci görevimiz sonuçta doğru olması gereken hem bilim adamı vasfımıza uymuyor hem yani gerçeklerin çarpıtılması durumu var. Hani hiçbir şekilde olması gereken olmadı. Ve şunu da söyleyeyim mesela ikinci toplantıda Atatürk'ün annesinin Zübeyde Hanım'ın aslında karyolasının bile olmadığını yerde yattığını ifade etti. Mesela şey müze müdürü Nazan Hanım, Nazan Ölçer ki hala Sakıp Sabancı Müzesi müdürü. Ben de dedim ki ben öyle kolay kolay sinirlenmem ama gerçekten hani çok hani söyledikleri şeyler hani hem insanın böyle kanına ve ağrına dokunan şeylerdi. Hep üçünün de söyleyeyim. Hani şeyim yok, çekincem de yok. Hala da her yerde diyorum yani böyle bir açıldığı zaman söylüyorum. Ben dedim ki Nazan Hanım siz müze müdürüsünüz, ben müzeci değilim. Peki bu Balkanlardaki, Selanik'teki, diğer işte Üsküp'te olsun arkeoloji ve etnografya müzeleri var. Pardon, etnografya müzelerinde karyola kenarı örtüleri var. O kadar çok var ki karyola kenarı örtüsü. Yani yer yatağına karyola kenarı örtüsü konmaz. Yer yatağına örtük olmaz. Çarşaf serersiniz, yatarsınız. Bununla Evet. ilgili çok çok da malzeme de var dedim. İşte Makbule Hanım hatıralarında bahsediyor. İşte abim geldiği zaman annemin karyolasının kenarına işte annem sofra sererdi diyor. İşte abimle girer oynardık karyolanın altına diyor. Ben onları da gösterdim. O sırada elimde malzeme de vardı. Çünkü Makbule Hanım Numune Hastanesi, Ankara Numune Hastanesi'nde yatarken gazeteci Şemsi Belli onunla röportaj yapmış. Çok sayıda böyle evle ilgili anılarını, hatıralarını anlatmış. İşte eve hırsız girdiğini, alt kattaki hizmetli kaldığını bahsediyor. Dediğim gibi Zübeyde Hanım çok varlıklı bir aileden geliyor. Ali Rıza Bey de o sırada memur. Yani evde kalan, onlarla ilgilenen bir bakıcı var. Çünkü çocukların hepsi çok küçük olduğu için. Bununla ilgili veriler de söz konusu. Ve zaten düşünün yani 1890'larda Selanik küçük bir kasaba değil ki. Tabii. Osmanlı'nın en önemli şehirlerinden biri. Ve şehrin merkezinde yaşayan bir aile. Karyola da o dönem için çok lüks bir şey değil. Ve Yani. bunu hani... Karyolası da mı vardı demek gerçekten çok çirkindi ve hani ben yakıştıramadım, bağdaştıramadım da ve gerçekten çok ciddi tepki gösterdim. Ve yani kolay kolay yapmayacağım bir söz söyledim. Dedim ki yani ileride siz çıkacaksınız diye herhalde Makbule Hanım yalan söyledi dedim hatıralarımda. Yani bizden mi korktu yani? Hani insan bir karyola nedir? Basit bir şey zaten o dönemde. Anadolu'da da var belli başlı evlerde. Hani neden karyolası olmasın? Çok ilginç yaklaşımları vardı. Onun haricinde gene evle ilgili birkaç daha söylemleri oldu. Ama ben dediğim gibi hem o işte Reşat Karabuda, Selanik konsolosu Reşat Karabuda, onun fotoğraf makinesiyle çektiği fotoğraflar vardı. Tesadüfen ben bu evle ilgili araştırma yaparken onun kızına ulaştım Ankara'da. Kızı hayattaydı. Hala hayatta 2 ay önce öğrendim, konuştum da. Gül Karabuda. Ve ben o... Evle ilgili çekilen albümü gördüm. Onunla ilgili fotoğrafları da çektim. İşte evin bahçesinde bahsettiğim işte kümes var, nar ağacı var. Tamam tipik bir şey. Hani ondan bile rahatsız oldular. Çok ilginç yaklaşımları vardı ki hani birebir orijinal malzeme.
O yılda Hocam çekilmiş. restorasyon ne zaman bitip de yeni haliyle, son haliyle açıldı? Şimdi onu söyleyeceğim. Dediğim gibi ben sonra toplantılara çağrılmadım doğal süreç olarak. Sonra benim bu çabamı gören Kültür Bakanlığı'ndaki isimlerini vermem ama o dönemde tam üst makam demeyeyim ama yani Bürokratlar evet. daire başkanları diyeyim. Bu süreç bir yıl daha devam etti ama ben hani gene takip ettim. Bu sırada işte odalar tamamen boşaltıldı. Üç tane oda manastır, İstanbul ve Ankara odası olarak düzenlendi. Bunlara panolar hazırlanmış. Panolara da metinler konulmuş. İşte bu şehirlerin tarihçesiyle ilgili. Bu panolar giderken oradaki daire başkanlarından biri panoları kontrol etmiş ve hani onun tarih bilgisiyle bile panolarda bir sıkıntı olduğunu fark etmiş o kişi. Ve beni aradı, dedi ki ya hocam bu panolara bir baksanız, hani bunlarda bir sıkıntı var. Dedim hani ben tarihçi değilim ama bir bakayım. Akın Bey, panoları tarihle hiç ilgisi olmayan, daha sonra görevden alınan, bu kanun hükmünde kararnameyle görevden alınan bir işletme ya da iktisatçıya yaptırmışlar. Malum oluşumdan diyelim. Evet, malum oluşumdan. Ve o da ödev.com mu, öyle bir siteden alıp birebir aynı metni panolara koymuş. Yazık. Yazık. Evet. Yani koskoca Türkiye Cumhuriyeti'nin evet, kurucusunun evinde yapılan restorasyondaki mantığa bakın. Yani bu evet. Gerçekten anlaşılır gibi değil. Ne sonra zaman da açıldı hocam sonra? Sonra ne zaman açıldı? Şöyle söyleyeyim. Sonra bu panoların gerçekten şey olarak, içerik olarak çok kötü olduğunu ifade ettim. Onun üzerine o kişi biraz daha üst makamları da söyledi. Yani dedim hani rezillik ötesi bir durum. Onun üzerine Kemal Arı Hoca'yı söyledim ben. Çünkü ben tarihçi değilim. Hani Evet. onlar Atatürk İlkeli ve İnkılap Tarihi Enstitüsü olduğu için rahatlıkla bu panoları tekrar düzenleyeceklerini. Onun üzerine hocaya bir görevlendirme yapıldı. Ve hoca ve 2-3 öğrencisi ya da çalışma arkadaşları diyeyim. Onlar bu panoları tekrar baştan aşağı yazdılar. Onlar gitti. Fakat bu arada gönderilen resimler vardı. Bugün maalesef o resimler hala hatalı bir şekilde duruyor. Mesela Ankara odasında İstanbul Galata Köprüsü'nün resimleri var. Yazık. Yazık. Evet. İnanılır gibi değil. Güya modernleştiriyorlar. Modernleştirme. Yapılan hataya bak. Hani manastırdaki bir hanı herkes bilmeyebilir. Yanlışlık olabilir. Hani öyle bazı diğer fotoğraflarda da sıkıntı var ama hani Ankara'ya İstanbul Galata Köprüsü'nü herkesin görebileceği çok basit bir yanlış ve çok büyük bir yanlış. Hani İnanılır gibi değil. Bilgi yanlışı. Mesela onlar hala duruyor. Sonra şöyle bir süreç oldu. İşte Rahmi Koç, onu da söyleyeyim. Rahmi Koç bu süreç zarfında eve plaketinin konulması dış kapıya, evin kapısına. İşte çünkü restorasyonla ilgili bazı şeyleri, bütçeleri ondan sonra o karşılamak istemiş. Ve bu sebepten ötürü de işte bu evin tadilatı Rahmi Koç tarafından yapılmıştır gibi bir plaket konulmasını istemiş. Fakat Dışişleri Bakanlığı bunu tamamen reddetmiş. Kesinlikle böyle bir şey olması mümkün değil demiş. Onun üzerine Rahmi Koç bu işten tamamen bırakmış. Ama o sırada evin bütün tabii yani ruhu gitmiş vaziyette, eşyalar dağıtılmış vaziyetteydi. Ve daha sonra gene Beşiktaş Yönetim Kurulu Başkanı'ydı. Futbol aram olmadığı için unuttum da Serdar soyadını siz belki Adalı bilirsiniz. mı? Yok. Neyse hatırlarsam söylerim. Onun şirketi alıyor restorasyonu. Ve Dışişleri Bakanlığı gene karşı çıkıyor. Yani Kültür Bakanlığı'nın Atatürk'ün evini restore edecek bir bütçesi yok mu diye. Dışişleri Bakanlığı gerçekten o dönemde çok karşı çıktı. Ya daha doğrusu oradaki daire başkanları çok karşı çıktı. Serdar Bilgin. Serdar Bilgin miydi? Bilgili miydi? Öyle bir şeydi bilgili, galiba. Bilgili, bilgili, bilgili evet. Holding. Evet, kayıtlarda bakısı Bilgili Holding. Serdar ben Bilgili. Ben de bir telefon elime almıştım acaba bulabilir miyim Google'da. Yani çok futbola alakam olmadığı için Serdar Bilgili. Bu sefer onlar evin restorasyonu devam ettirdiler. İşte tekrar işte böyle ekranlar, panolar, zaten boşalmış evi o şekilde düzenlediler. Bu arada da tekrar bir müdür atandı oraya. Daha doğrusu müsteşar yardımcısı mıydı, öyle bir isim. Ve ben en son bu panolar gittiğinde gidip hatta randevu aldım. Dedim ki bakın bu evdeki her şey dağıtıldı. Son kalan bazı eşyalar vardı. Onlar dağıtılmasın diye gittim randevu aldım. Randevu da verdiler. Görüştüğüm kişinin ismi böyle Abdülmuttalip ya da belki kayıtlardan çıkar Kültür Bakanlığı kayıtlarından. Bir beydi ve hiçbir şekilde olayla ilgisi yok.
Fakat bir yerden bir şekilde talimat almış. Onu da açıkça söyleyeyim. Bu evin kesinlikle tamamen boşaltılacağını ifade etti. Ben de siz bu koltukta oturmayacaksınız, gideceksiniz ama o ev dedim sonsuza kadar kalacak. Bir gün gelecek ve o ev tekrar eski şekline dönecek dedim. Hani böyle bayağı bir şey oldu. Gerilim yaşadınız yani. Evet, gerilim yaşadım ama gittim yani. En sonunu da yaptım. Ve sonra Akın Bey, bu malum süreçte Kültür Bakanlığı'ndan görevden alınanlardan birinci sırada o müdür vardı. Birinci sırada. Yani bu Atatürk düşmanlığı yapmalarına şaşırmadık tabii. Evet, birinci sırada o vardı. Tabii ama dediğim gibi bu süreç boyunca da sonra işte Serdar Bilgili'nin holdingi, Bilgili Holding evi restorasyon çalışmalarına başladı. Orada da mesela sıkıntılar var. Belki ziyaret edenler bilmeyebilir ama mesela işte Zübeyde Hanım'ın kaldığı odada yüklük var. Yüklüğün içerisine bir alafranga tuvalet konmuş taşıyla beraber. Nasıl yani? Yani şimdi şu anda kapı kapalı olduğu için kimse göremiyor. Ama odanın içine bir tuvalet koymuşlar. Normalde orada hiç tuvalet yok. Çünkü zaten o katta bir tuvalet var. Yani Niye bizde böyle bir mesela şey yapmışlar ki? tamamen işte şey bilgisizlik diyeceğim. Başka da bir şey diyemiyorum. Valla benim aklıma kötü niyet geliyor bilgisizlikten ziyade. Yani kötü, evet kötü niyet zaten var. Hani o baştan beri vardı. Hani evlerde biliyorsunuz eski Türk evlerinde hani hamam olur işte. Tabii Ama tabii yani tuvalet asla alafranga olmaz. şey nereden çıktı kardeşim? Böyle bir Ama şey hani olmaz mı? yüklük olur, hani hamam olur ama tuvalet asla Yani olmaz. şöyle kar yola yok ama alafranga tuvalet var yani. Evet, tuvalet konmuş vaziyette Yani ve şu böyle anda bir o şey olur kapı mu kapalı. arkadaş yani? İnanılır gibi değil. Evet. Peki ne zaman açtıydık şeyi son haliyle? Kaç yıldır Son burada? haliyle 2012'de açıldı ve dediğim gibi ama çok büyük tepkiyle Evet, karşılaşıldı. çok tepki Yani var. Evet, 7-8 çok tepki. yıldır. 7-8 Hala yıldır tepki var. hala devam. Hani ben bu sene gidemedim ama geçen sene en son Kasım'da gitmiştim Selanik'e. Her gelen hani niye böyle oldu diye hani herkes soruyor. Daha önce evi görenler de soruyor. Hani gerçekten ruhunu kaybetmiş bir evle karşı karşıyayız. Peki o zaman şöyle yapalım mı Neval Hocam? Hazır bizi izleyenler buradayken belki devletimizin yetkilileri duyar. Yani bu yanlışları yapanlar artık görevde değiller. Evet, Daha değiller. inanıyorum ki Atatürk'e daha saygılı, daha milli, daha Türk kimliğine hürmeti olan bir şeyin artık kafaların olduğunu ümit etmek istiyorum. Öyle olduğunu düşünmek Evet, istiyorum. evet, evet. İnanıyorum ki de öyledir. Evet. Kültür Bakanlığı'na ve Dışişleri Bakanlığı'na, değil mi? Doğru yerlere yapıyorum Evet, çağrıyı. kesinlikle öyle. Bu konuda yapılan hatanın ivedilikle düzeltilmesi, dağıtılan eşyaların da toplanabildiği kadar tekrar toplanıp mümkün olduğu kadar eski yerine konmasıyla ilgili bir sürecin başlatılması gerektiğini söyleyelim. Bu çağrımızı yapalım Evet, ve bu evet. konuda hani yetkin siz varsınız, başka muhakkak işte Kemal Arı Hoca var, başka yetkin isimler de Evet. var. Gerekli şeyi desteği her zaman sağlayacak milliyetçi, Atatürkçü, milli değerlerine sahip akademisyenlerimiz var. Göreve davet edelim bürokrasiyi, Kesinlikle hükümetimizi öyle Akın Bey. göreve davet edelim bu Bir tane ev konuda. var, bir tane Selanik Atatürk evi var. Evet. Başka, hani onu bırakın. Hani Yunanistan'da başka tescilli bir yapımız yok bizim. Hani bu kadar koruma altında olan bir yapımız yok. Tabii son 2 sene önce bu biraz önce bahsettiğim balmumu heykeller Zübeyde Hanım'da konuldu. O böyle sedirde oturuyor. Bir iki böyle yaşanmışlık şeyi ilavesi yapıldı. Gelen çok tepkiler üzerine konuldu ama dediğim gibi hani o Ruhu gitti bir defa. evet gitti maalesef gitti. Bir de hani odaların zaten Manastır, İstanbul, Ankara diye düzenlenmesi konsepti tamamen başlı başına çok kötü bir konsept. Çünkü zaten Selanik'e gidenler orada Selanik'le ilgili, Atatürk'ün yaşantısıyla ilgili bazı şey yani yaşanmışlıklar görmek istiyor. Hayatıyla ilgili yaşanmışlıklar görmek istiyor. Gayet Kimse normal. orada gidip hani işte İstanbul'un fotoğrafları, Ankara'nın fotoğrafları niye görmek istesin Ankara'dan giden? Böyle bir şey olmaz. Hocam çok teşekkür ediyorum. Çok yordum sizi. Söyleyeceğiniz var mı başka? Yok, ben çok teşekkür ediyorum. Hani en azından derli toplu oldu. Evet. Çok da hani her zaman da dediğim gibi her zaman bu şeyleri bu platformlarda bu kadar açıkça söylemek mümkün değil. Size de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hani konu içeriği açısından da her zaman çok güncel bir konu ve yapılması gereken gerçekten adımlar var, atılması gereken adımlar var. İnşallah dediğim gibi hani her Türk'ün
çocukluktan itibaren hafızasında yer alan bu önemli mekanın ve diğer doğacak çocuklarımızın da hafızasında yer alacak bu önemli mekanın bir an önce orijinal ve aslına uygun bir şekilde düzenlenmesi bir bilim adamı, bir Türk olarak en büyük dileğim. Çok teşekkür ediyorum. Sizi çok yorduk bugün. Çok önemli bilgiler aldık. Tarihe kayıt düştük kendimizce ve bundan sonra atılması gereken adımlar konusunda da umarım ki bu video şey olur, bir kanıt olarak İnşallah birlik olarak kullanılır. gerçekleştirebiliriz. Evet. Biz hani YouTube üzerinden özgür, Atatürkçü ve demokrat bir yayın çizgisi izlemeye çalışıyoruz. Tarihi popüler kültürle birleştirmeye çalışıyoruz. Ama bunu yaparken de kesinlikle özgün değerlerimizi ve kültürümüzü bozmadan bu işi yapmaya gayret ediyoruz. Doğru bilgi vermeye çalışıyoruz. Bizi izleyen herkese teşekkür ediyorum. Ve sizlerden ricam, bu video önemli bir video. Türk tarihinin belki en değerli karakteri olan Mustafa Kemal Atatürk'ün hatırasını yaşatabilmek, doğru bir şekilde bir sonraki nesillere aktarabilmek açısından bu izlediğiniz videoyu lütfen mümkün olduğu kadar işte kendi sosyal medya platformlarınızda ve ulaşabildiğiniz her yerde yayın ki tepki büyüsün ve günün birinde yapılan yanlıştan dönülsün diyorum. Bizi izleyen herkese teşekkür ediyorum. Sizi de yorduk. Bu arada çok büyük keyifti. Emekleriniz için de bugüne kadar gösterdiğiniz onurlu duruş için de bir kez daha teşekkür ediyorum değerli ben hocam. Ben hani yapmam gerekeni yaptım Akın Bey. Her zaman da öyle düşünüyorum ama hani yapamadığım için de inan o günlerde o kadar üzüldüm ki çok üzüldüm. Yani hani her şeyi göze alarak o işte müdür diyeyim. O kişiyle de gittim hani görüştüm, randevu aldım. Bayağı uğraştım, zor randevu aldım. Hani yapabileceğim her şeyi yaptım ama o dönemde hani gerçekleştirmek inanın mümkün değildi. Hani çünkü o şartlıydı, o yapılması gereken bir görevdi, vazifeydi. Ve bunu maalesef gerçekleştirdiler. Ama dediğim gibi inşallah hani ilerleyen günlerde bu video açıklama kamuoyunda ciddi bir şey oluşturur, kitle oluşturur ve olumlu dönüşler gelir inşallah diye düşünüyorum. Umarım inşallah öyle olur ve inşallah düzeltmek de sizlere, bizlere nasip olur diyelim bu İnşallah. yanlışı. Bizi izleyen herkese tekrar teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. İyi günler diliyorum efendim.